Şimdi burada Galatasaray taraftarı diyor ki bir 6 numara lazım. Carvalho isminde ciddiyetin durumu nedir? Artı işte bek oyuncusu alın. Yani bugün gazetelere baktığımızda çok şey yazılıyor, çiziliyor da. Senin kulağına böyle spesifik bir şey geldi mi? Aslında Bugün. yani yazılan çizilen şu anda kabaca bir 5-6 tane isim var Galatasaray'da. Transfer döneminin başından beri çok daha fazla isim yazıldı ama artık 5-6 tane isme düştü ve bunların birçoğu da muhtemelen transferleri gerçekleşecek oyuncular. Zaten Galatasaray yönetimi geniş bir listeden yavaş yavaş ayıklaya ayıklaya belli şartları yerine getirme durumuna göre bir 10 tane kadar oyuncuya indi belli mevkilere göre. Bunların da büyük bölümü artık kadroya katılacak gibi duruyor. Bugün sıcak temas olan bir diğer isimden bahsedelim. Mesela 6 numaraya geleceğim. Çok Tamam önemli tamam bir devam konu. edelim. Umut Bozok, geçen sezonun gol kralı ki Kasımpaşa'nın 1 milyon euroluk bir opsiyonu vardı kiraladıktan sonra. Bu opsiyonun kullanılmama sebebi genelde hep şöyle izah edildi bize. Galatasaray'da oyuncu oynamak istiyor. O nedenle karşılıklı bir anlayış beklendi ama sadece sebebi bu değil. Umut'un çünkü yıllık ücret anlamında biraz beklentisi yüksek. Yani Kasımpaşa'dan istediği rakam 1,3 milyon euro civarında. Ki Kasımpaşa hiçbir zaman vermez o parayı. Asla vereceği bir para değil Kasımpaşa'nın. Ve bu sebeple biraz Kasımpaşa aslında geri adım atıyor. Yoksa 1 milyon euroluk bir opsiyon ligin gol kralı olmuş yerli bir oyuncu için çok rahat kullanılır. Galatasaray'da oynama isteği de öte yandan burada etkili. Şimdi Galatasaraylı yöneticiler Umut cephesiyle bugün bir araya geldiler. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle de bir görüşme gerçekleşti. Bonservis konusunda zaten bu 1 milyon euroluk opsiyondan dolayı Galatasaray'ın eli güçlü. Zaten siz bu adamı 1 milyon euroya gönderecektiniz. Şimdi bizden 10 milyon euro isteyecek haliniz İsteyemez. yok durumu var. Orada ilk talep 3 milyon euro, Galatasaray 2 milyon euro talep etti. Çok da bunun üstüne çıkacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. 2 milyon euro civarında bir bonservisle oyuncuyu kadroya katmak istiyorlar. Ve Umut tarafıyla da, oyuncu tarafıyla da çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdi bugün Erden Timur. Ama hem o Kasımpaşa'dan talep ettiği 1,3 milyon euro tabii yerli oyuncu olduğu için bunun TL karşılığı olacak eğer gerçekleşirse transfer. Bir de bir imza parası talebi var Umut'un. Biraz maddi talepleri yüksek geldi. Bunu biraz makul seviyeye indirmeye çalışıyorlar ama olumlu seyrettiğini söyleyelim. Yani yüksek olasılıkla Galatasaray Umut transferini de bitirecek. Onun dışında Umut için onun dışında unutma. Fenerbahçe'de mi devredeydi? Umut'ta mı? Evet. Yok. Yani duymadık Beşiktaş bir mı? giriş. Hayır. Trabzonspor. Trabzon kulübüyle hatta anlaştı ve İstanbul'a davet etti. Sonrasında Umut'un burada isteği biraz belirleyici oldu açıkçası. Sanki Fenerbahçe için yazıldı ya mesela. Ben mi yanlış? Ben en azından Sen görmedin. Sen görmedim, yazmadıysan. hatırlamıyorum. Ben yazmadım. Yani Umut, Devam edelim. Umut konusunda umutlu olabilir Galatasaray taraftarları. Orası iyi Umut. gidiyor, iyi seyrediyor. Onun dışında yine büyük bir isim Galatasaray'ın orta saha transfer adayları arasında. İdris Gueye, Paris Saint-Germain'de oynayan oyuncu. Bugün Umut için çok sıcak temaslar vardı. Muhtemelen yarın da Gueye için Erden Timur birebir yüz yüze masaya oturacak. Şu anda bir numaralı adayı Galatasaray'ın. Yani Sergio Oliveira'nın yanına koymak istediği bir numaralı aday Gueye. Carvalho var. Carvalho ile ilgili durumu da çok kısa birazdan anlatırım ama Onda Gueye şu anda bir numaralı aday. Ciddi bir pazarlık yapılıyor oyuncuyu kadroya katabilmek için ama tabii kiralık olarak kadroya katılabilecek. Gueye'nin bonservisini Galatasaray'ın bugün itibariyle ödeyebilmesi çok mümkün değil. 50 milyon euro kendisine ödenmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yıllık ücret konusunda Sade Galatasaray kimse ödeyemez. tabii canım yani Türkiye'de herhangi bir takımın ödeyebileceği bir bedel değil. Yıllık ücret konusunda biraz iyi niyetli bir yaklaşım olursa yani GE'nin biraz daha beklentisini düşürmesi durumunda bu transferi gerçekleştirmek istiyor Galatasaray ve çok istiyor gerçekten. Oyuncu ne istiyor? Bayağı yüksek şu anda talebi. Yani Yıllık. Şimdi Oliveira ne alacak? Oliveira'nın 2,5 milyon euro artı bonuslar gibi bir maaşı olacak. 4 senelik sözleşme. Belki son senesi opsiyon olabilir. Şu an anlaşma 4 senelik ama son senesi opsiyon olabilir. Genelde kural değil ama usul öyle oluyor. Usul öyle. Yaşını da düşündüğümüzde yeni 30 yaşına girdi bu arada. Yani bir ay falan oldu 30 yaşına gireli. 33-34 yaşına kadar devam edecek bir sözleşme. 2,5 milyon euronun üstünde de bir rakam. Orta sahada G'den bahsettik. Carvalho konusu var. Carvalho tarafında da şimdi Selim de biliyor yani oyuncunun yıllık ücret talebi oldukça yüksek. En baştan beri böyle. Hatta genelde Fenerbahçe'de görüşürken, Galatasaray'da görüşürken zaten sözleşmesinin son senesi bonservis bir şekilde halledilir ama biz adamı bir ikna edelim düşüncesi vardı. Şimdi işler biraz tersine döndü orada. Oyuncu beklentisini biraz düşürdü. 3 milyon euronun biraz altı. Yani Ya. böyle 2.800-2.900'ler dolayına gelmiş durumda. Rakam yani Galatasaray'ın teklifi ve
Diğer taraftan oyuncunun beklentisi arasındaki fark biraz azalmış vaziyette. Ama Real Betis'in bonservis talebi biraz yüksek. Yani orayı biraz indirmek gerekecek. Biraz vakte ihtiyaç var Carvalho için. Dediğim gibi bir taraftan da Gueye için görüşmeler devam ediyor. Elit santrfor dedin en başta Aykut İnce pası atarken. Onun için de şu anda Galatasaray'ın sıcak temaslı olduğu bir isim var. Yani böyle biraz şey gibi oldu. Bir sürü isimden bahsediyoruz ama gerçekten hepsiyle şu anda görüşülüyor ve belli bir mesafe kat edilmiş durumda. Seferovic ismi var ki Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de bu sene gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Galatasaray daha öncesinde Benfica kulübüyle bir görüşme yapmıştı. Fakat oyuncunun yani sakatlıkla ilgili şüphe uyandıran bir durumu var. Bu nedenle bonservisini almaya çok sıcak bakmıyor Galatasaray. Yani ciddi bir yatırım yapmaya çok sıcak bakmıyor. Bir yıllık kiralanması için bir düşünce var. Erdem Bey Seferovic için de Benfica kulübüyle görüşecek. Şu anda santrfor için önemli adaylardan bir tanesi. En başta bir şey unutmamaya çalışıyorum bu arada. En başta da Pedro'dan bahsetmiştik. Bir de 10 numara transferi var Galatasaray'ın. Cagliari'de oynayan. Oyuncuyla anlaşıldı. Joao Pedro ile anlaşıldı ki zaten Erden Timur'un dün ilk yaptığı görüşme Cagliari kulübüyleydi. Orada da ilk etaptaki bonservis beklentisi yüksek. Yani 7-8 milyon eurolardan kapı açıldı. Galatasaray 3 milyon euro ilk teklif yaptı, resmi teklif. Bu teklif reddedildi ve yüz yüze görüşmeye gitti Erdem Bey İtalya'ya. Galatasaray rakamı biraz yükseltmiş vaziyette ama arada hala biraz fark var. Yani 1,5 milyon euro civarında bir fark var teklif ve beklenti arasında. Ben orada da orta noktanın bulunacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncuyla zaten 3 yıllık anlaşma, 3 yıllık sözleşme üzerinden bir prensip anlaşması var. 2,250 civarında, 2 milyon 250 bin euro civarında bir rakam üzerinden anlaşma sağlandı. Cagliari kulübüyle de orta noktanın bulunması için ciddi bir çaba sarf edecek Erdem Bey. Yani Carvalho için Emre çok umutlu konuşmadı. Yani ben de bir hafta yalan yok. 4-5 gündür Carvalho ile ilgili bilgi alamıyorum yani. Bu bir anda bak bıçak gibi kesildi değil mi? Yani kesildi de bizim kulüpte kesildi yani. O çok anormal bir durum değil. Hani bizim ben alamıyorum Fenerbahçe. Bizim kulüp derken Fenerbahçe kulübü. Fenerbahçe'de yani böyle haber alamıyoruz diye o konu kapandı diye bir şey yok. Ama röportaj bile vermediler kulübe. Evet. Ya yani bu kamp nasıl mensuplarına evet röportaj oldu. Bile vermediler. Telafi sen normalde diye umut ediyorum. Normalde ama Allah'a var bak. Telafi havada kaldı. Telafi normalde da vermişler diye. Evet. Dedi. Normalde yani yurt dışında röportaj verilir. Yok veriye telafi edeceklerini bir de zaten kısa sürdü. Telafi edeceklerini yaparlar. Çok yaparlar. Kısa maç şey oldu erken dönüldü vesaire. O yüzden şimdiden Beşiktaş Kulübü'nün iletişim departmanına teşekkür ediyoruz. İki röportajla spor ekranlarında olacağız. Belli mi? İsim vereceksin mi? Hayır vermiyoruz. Sürpriz. Vermiyoruz. Tamam. Yani Carvalho olmuyor dediğine göre Galatasaray. Yok olmuyor değil. Yani oyuncu tarafı da iyi seyrediyor ama işte orada zaten birinci öncelik biraz G'ye gibi gözüküyor. Yani şunu İdris da G'ye olursa müthiş transfer olur. Müthiş transfer gerçekten. Yani Paris Saint Germain'de geçen sene 20 maçtan fazla ilk 11'i var. O takımın içinde ilk 11'de kendine yer buldu. Yani Galatasaray taraftarlarının bugün özlediği bir orta saha profili olarak söyleyeceğimiz mesela Felipe Melo'dan bahsedebiliriz yakın dönemde. Bravo. Yani, tabii ki benzer yani aynı tipte oyuncular değil ama psikolojik olarak taraftarları mutlu etme anlamında bence benzer etkiyi hatta belki daha bile fazlasını oluşturabilecek bir oyuncu G'ye. Tabii kiralık olacak olması burada uzun vadede düşündürebilir ama o işler değişiyor. Melo da ilk geldiğinde kiralıktı. İkinci sene de kiralandı. Sonra bonservisi alındı falan. Yani buraya gelip kadroya katıldıktan sonra işler daha farklı seyredebiliyor. O işler değişebiliyor.